Herkese selam dostlar. Ben Onur ve yanımda da sevgili dostum Deniz var. Hoş merhaba. Geldin Deniz. Merhaba herkese. Aslında bu video ilginç bir video. Çünkü şöyle, yakın zamanda Deniz İstanbul'a gelmişti. Gelmişken de biz çok uzun zamandır tanışmak istiyorduk. Ve bana uğramıştı. Birlikte hem tanışmıştık hem de biraz takılmıştık ama video çekme fırsatımız olmamıştı. Zamanları yoktu çünkü izgiyle gelmişlerdi İstanbul'a. Şimdi ben bir iadeyi ziyaret yaptım. Bu iadeyi ziyarette hem video çekeceğiz, aslında deplasmandayım. Evet, biraz zor şartlar senin için. Evet, ama yine de benim kanalıma video çekiyorum çünkü çok istedim bunu yapmak. Çünkü bu videonun aslında bir özelliği var. Sevgili Deniz'in bir grubu var zaten, biliyorsunuz, The Madcap. Geçtiğimiz günlerde bir single yayınladılar The Madcap olarak ve üzerinde çok çok çalıştıkları bence mükemmel bir parça olan bir single. İsmi ne Deniz? Living in a Crime Scene. Evet, Living in a Crime Scene. Gerçekten ben daha ilk dinlediğimde çok sevdim. Zaten az sonra da birazcık da olsa rifflerini hemen dinleyeceksiniz, siz de göreceksiniz. Yeni bir single yayınladı. Hem de bomba gibi bir single. Birazcık bu single'dan bahsedeceğiz. Ondan sonra hazırlık sürecinden bahsedeceğiz. Ve daha da önemlisi, az önce konuşurken aramızda bir fikir kafamızda belirdi. Bir challenge yapacağız ve bu challenge da aslında sizlerle birlikte yaptığımız bir challenge olacak. Az sonra ayrıntıları söyleyeceğim. Çünkü bunun için sizler çok lazımsınız bize. Baştan söyleyeyim onu. Her biriniz lazımsınız. Evet, her biriniz lazımsınız bu challenge için. Onun dışında dediğim gibi hem single'dan bahsedeceğiz ve biraz da az sonra ben de birazcık çalmaya çalışacağım. Deniz'den biraz öğrenmeye çalışacağım parçayı. Sizin için de umarım keyifli olur. Şimdi Deniz, bu parça galiba üzerinde en çok uğraştığınız parçalardan birisi oldu desem abartmış olur muyum? Yani şu ana kadar yayınladıklarımızla karşılaştırırsak öyle, evet, ama bundan sonra yayınlayacaklarımızı düşünecek olursak hepsi aynı diyebilirim. Umarım öyle. Çünkü hani birkaç tane bir sürü şarkımız var aslında. 4 senedir üzerlerinde uğraşıyoruz hepsinin. O yüzden hepsine çok uğraştık diyebilirim. Tahmin ediyorum 4 sene çok büyük bir, bu arada, zaman. Evet. Bir de şey var galiba, bu parçanın bir de yurt dışı maceraları var. Yurt dışından tabii şeyler, yani çalıştığımız bütün session müzisyenleri, aha, işte klavyeci, gerçi klavyeci arkadaşımız Türkiye'de yaşayan bir İngiliz ama işte çalıştığımız diğer enstrümanistler, mühendisler, mix ve mastering mühendisleri hep işte yurt dışından çalıştığımız insanlar. Artwork, kapağı tasarlayan arkadaşımız Brezilya'dan, mix ve mastering mühendisleri Finlandiyalı. Ne diyorsun? Falan filan. Parça galiba bayağı bir gezmiş. Gezdi, çok gezdi. Yani, en son buraya geldi. En son buraya gelmiş. Ama gelsen canavar bir parça oldu. Ellerinize sağlık. Hepinizin emeğine sağlık. Teşekkür hem de. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şöyle ki şimdi tamam, bayağı bir uğraştınız. Gerçekten hem de dediğim gibi başarılı ve müthiş bir parça oldu. O zaman abi şöyle bir şey yapalım. Şimdi gitarlar hazır elimizdeyken biraz şu en azından introdaki rifflerden bana biraz gösterirsen bir bakalım çalabilecek miyim elimden gelince, bir görmek tabii istiyorum. Çalarsın tabii ki ya. Görmek elimden istiyorum. Geldiğince ne demek. Yok, gerçekten öyle. Hakkını vermek zor. Çünkü hem çok güzel bir riff hem çok güzel tuşeler var. Hakikaten elinize sağlık. Bir bakalım, bir merak ediyorum nasıl bir şey. Şöyle bir riff introdaki. İlk giriş bu. Tabii bunun tizi de var aynı anda ama ana riff bu. Okey, ben pes olanı çalmaya çalışayım. Şimdi tamam. Bana bir yavaş gösterir misin? En sonuncusu da bu. Tekrar baştakine dönüyor. Evet. Şimdi bir kere yavaş çalar mısın bana komple? Tabii ki. Çalamıyorum. Burayı unutuyorum. Yok. Evet, biraz küçük. Bakalım. O aynı zamanda sen bunu tizlerini çalıyorsun. Ben de bunun tizini çalıyorum. Peki orijinal hızı nasıl? 90 BPM civarı yani. Bir de çalalım mı? Tamam, hatırladım. Okey mi? Son 2, 3, 4.
gitarlı birkaç tur gidiyor ama galiba. Gidiyor gidiyor. Aslında şöyle, o gitar zaten gidiyor. Alttan akorlar giriyor. Anladım. Devam ediyor. Aslında kayıtta 3 gitar oluyor. Çünkü tabii. Pes var, tiz var, bir de akorlar giriyor. Anladım, ondan sonra. Anladım. Çok tatlı ya. Gerçekten güzel. Şey gibi, sana işte bahsettiğimde, konuştuğumuzda biraz bahsetmiştim. Hani biraz karanlık bir Bon Jovi riffi gibi geliyor bana. Biraz öyle. O Bon Jovi havası hafiften var. Ama karanlık yani. Tam da böyle şey. Doğru. Bon Jovi'nin emo versiyonu falan ya da gotik versiyonu bulmuş olduk. Bu parçayı kim yaptı Deniz? İzgi'yle beraber yazdık. Müziği ve sözleri, müziği beraber yaptık. Sözleri de ben yazdım. Harika. Şimdi o zaman şu az önce meraklandırdığımız challenge konusuna gelmek istiyorum. Şimdi kankiler şöyle bir şey yapacağız. Aslında Deniz de bu sohbet ederken arada çıktı. Biz birazcık serzenişte bulunuyorduk birbirimize müzik piyasası ile ilgili. Hepimizin bildiği gibi başımızda bir rap belası var abi. Tamam mı? Furyası, evet. Bir rap furyası. Ya ben bunu açık konuşuyorum. Benim için öyle, çünkü gittiğim her yerde çok kötü rap dinlemekten bıktım. Bu arada çok iyi rapler var. Var, evet. Gerçekten çok kaliteli işler var. Ama siz hangi yerinden bahsettiğimi biliyorsunuz zaten. İzleyiciler de biliyor. Tabii bu sadece bununla kalmıyor. Öte yandan da müzik piyasasını öyle bir ele geçirmiş durumda ki Spotify'a girdiğiniz zaman ya da YouTube'a girdiğiniz zaman tüm trendler bunlarla dolu. Evet. Doğru mu? Üstelik işin kalitesine bakmaksızın, evet, bunlarla dolu. Rap olması yetiyor gibi bir şey. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Şimdi biz de bundan böyle kendi aramızda serzeniş yaparken işte az sonra söyleyeceğim şey doğdu. Fikir doğdu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu parçayı Spotify'da yukarıları taşıyabilir miyiz acaba? Bunu merak ediyoruz, evet, hep birlikte. Ne kadar yukarıya olduğunu inanın biz de bilmiyoruz. Aslına bakarsanız istediğim şey tabii ki ilk 10'a sokmak. Evet. Doğru mu? İlk 10 en güzel hayalimiz. Ama mesela Top 50 diye Spotify'ın bir, evet, listesi olduğu için hani oraya sokabilecek miyiz acaba? Evet, bence ilk 50'ye sokarız diye düşünüyorum. Ondan sonra ki o yüzden ben ilk 10'ları bile hayal ediyorum. Çünkü neden dersen aslında rock dinleyicisi çok güçlü bir dinleyici. Kesinlikle. Ve tutkulu bir dinleyici o anlamda. Aynen, yani öyle. Hani diğer tarzlar gibi dinledim geçtim öyle değil, biliyorsun. Rock müzik yani yaşanan bir müzik, öyle, evet, söyleyeyim. Ruh işi biraz, evet, tutku işi. Dedim. Aynen öyle. O yüzden peki bunu nasıl yapacağız abi? Yani insanlarla bize nasıl yardımcı olabilirler bu konuda? Aslında burada yaptığımız şey birazcık Spotify'ın algoritmasıyla savaşmak oluyor. Çünkü Spotify'ın algoritması ne verilirse, ne insanlara pazarlanmak isteniyorsa onu veriyor. Dolayısıyla şu anda rap bu. Evet. Her dönem değişebiliyor tabii. Ama şu anda bu. Spotify'ın algoritması da şuna bakıyor aslında. Ne kadar ve nasıl etkileşim alıyor senin bu şarkın. Dolayısıyla dinleme tabii ki çok önemli. Buradaki arkadaşlarımız şarkıyı dinleyebilirler. Kaydetme, playlistlere kaydetme. Çünkü Spotify diyor ki sen bu şarkıyı listene kaydettiysen evet sevmiş olman lazım ki listene kaydediyorsun. Veya küçük kalp butonu var. Evet, hani YouTube, evet, videolarındaki gibi beğenebiliyorsun. Like'lama, aynen. Bunlar zaten Spotify'da yapabileceğimiz 3 hareket var. Dinleme, playliste ekleme ve like koyma şarkıya. Ama bunların sayısı çok olduğu zaman ve çeşitliliği çok olduğu zaman, hı hı, Spotify diyor ki bu şarkı ilgi görüyor, ben bunu playlistlerime de koyayım. Evet. Playlistlerine koyduğu zaman daha da fazla insan bu tepkileri veriyor ve hakikaten işte top 50'ye doğru gidiyor bu sefer şarkı. Aslında yani hızlı bir şekilde ya da kısa süre içerisinde 3-5 bin kişiyle 10 bin kişiyle bile çok ciddi bu işi başarılabilir gibi, değil mi? Kesinlikle gözüküyor. Öyle. Aynen. O zaman şimdi ben zaten bu videonun altına da koyarım linkini. Spotify linkini koyabiliyor muyuz? Tabii ki. Değil mi? Onu da koyarız. Oradan insanlar tıklarlar. Hem parçayı dinlemiş olurlar, olursunuz. Hem de bu arada bu bahsettiğim işte like'larsınız. Ondan sonra playlistleriniz varsa kendi playlistiniz ona eklersiniz. Doğru mu? Kesinlikle. Bakalım sonra da bu videodan işte 3 gün 5 gün içinde 1 hafta içerisinde bir bakalım bir şeyler olacak mı, bunu göreceğiz. Doğru, evet, mu? Aslına bakarsanız bu Spotify savaşı tam olarak bu. Ondan sonra sonucu da birlikte görmüş olacağız. Ve bu bir deneydi aslında. Hani, evet, hakikaten biz bu rock kitlesi yapabiliyor muyuz bunu acaba? Merak ediyorum. Yani ne kadar etki ediyor? Gerçekten öyle. Çünkü bu arada da bu deney işe yarıyorsa aslında hep yapmak lazım. Hep yapılabilir bir şey dönüşüyor. Doğru. Hemen haftaya ben de sıfırdan bir parça çıkartıyormuşum falan böyle derken. Ama listenin başında. Böylece, evet, furyayı biz belirleyebiliriz aslında. Aynen, doğru. Yani böyle bir şey düşündük kankiler. Bir bakalım. Yani siz de elinizden geleni yapın. Ondan sonra dediğim gibi bu deney işe yarıyor mu? Böyle bir mantık var mı? Böyle bir savaş geçerli oluyor mu? Bunu göreceğiz hep birlikte. Ama en önemlisi single için tekrar tebrik ediyorum ve hayırlı olsun diyorum bu arada.
Yeni parçalar da var. Var. Doğru mu? Yolda. Sırada, evet. Yolda geliyor. Umarım bu müthiş bir başarı elde eder ve devamında da aynı başarıyı sürdürürsünüz. Teşekkür ederiz. Biz de öyle umuyoruz. Yeni videolar çekmek istiyorum. Hatta İzgi ile de birlikte belki cover videosu falan çekeriz. Süper olur. Sizin için de uygun olursa. Tabii, niye olmasın? Süper. O zaman bu videoluk bu kadar bizden. İki not ekleyeceğim ben. Tamam, ekle hadi bakalım. Birincisi, şarkının klibi de var YouTube'da bu arada. O da aslında birazcık her gün hissettiğimiz şeyleri aslında bir klip haline döktüğümüz için. Bu arada klip çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. İş olsun diye söylemiyorum. Müthiş bir iş. İlk gördüğümde de sana söyledim. Evet. Yani müthiş bir iş gerçekten. Devam et lütfen. Aynen, onun notunu vereyim demiştim. Çünkü hani klip de sizin muhtemelen hepinizin hissettiği şeylerin bir dışa vurumu olduğu için birçoğunuza hitap edeceğini düşünüyorum. Onu da The Madcap'in YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Söylemeyi unuttum. Şu da var, Spotify'da grubu da takip etmek aynı şekilde şarkının yukarılara çıkmasını etki ediyor. Yani The Madcap Spotify'da follow ettiğin zaman onun da faydası oluyor. Doğru, onu unuttuk. Dördüncü hani etki olmuş oluyor. Dinle, beğen, playlist ekle ve grubu takip et gibi. Aynen. Bu bilgileri, bu videoyu kapattığınız anda yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz ve hep beraber dediğim gibi sonucu görürüz. Bizden bu videoluk bu kadar ama yeni videolar çekeceğiz umuyorum ki. Herkes kendi için Herkes kendine çok iyi baksın. Hepinizi çok seviyorum. Deniz'cim, sana da çok teşekkür ederim konuk oldun. Yeni videolarda tekrar görüşürüz. Ben de teşekkür ediyorum sana. Bay bay.